Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, bugün Gönen Fındıklı Mahallesi'ndeyiz. Geldik. 6950 metre 7 dönüm bir tarlamız var. Fındıklı Mahallesi'ne yaklaşık 1-1,5 kilometre köyün dışında, Söğütlü köyüne giden yol üzerinden aradan tarlalara giden bir yol var. Araçla geldik. Arazi aracı 4x4 tarzı araçlar, yüksek araçlar tarlaya kışında girebilir. Biz bunu ispat ettik. Aracımızla geldik. Evet. 6950 metre tarlamız. Burada bir ağaç var. Bakın. Bu ağaç sınır oluyor. Buradan bu şekilde aşağı doğru iniyor. Aşağıda da bir dere var. Tarlamız burası. Bakın. Yerimiz bu görünen alan. Bu ağaçlar, bu kısım yol oluyor. Burası. Tabii yol bakımsızlıktan bu şekilde çimlenmiş. Araçla geldik. Bakın. Yaklaşık bir 700 metre normal yoldan, köyler arası normal yoldan 700 metre içeriye girdik. Tabii yol biraz şey, dediğim gibi bozuk. Efendim, bu tarz araçla kışın bile girebilirsiniz. Yazın. Yazın rahat girersiniz. Evet, tarlamız güzel. 6950 metre tarla, toprağı kalın toprak. Her şey olur. Yerimiz düzgün. Şu alt kısımlarında bir %20-%30 meyillikler var. Buralar düzgün. Bakın. Sınırımız burada. Bu şekilde. Güzel bir manzarası var. Şöyle manzarayı bir yakın çekimi alalım. Bakın, gayet güzel. Dağlar, tepeler, bayırlar, yeşillikler, ağaçlar, ormanlar, her yer görünüyor. Sınırımız, benim durduğum bu yer bu şekilde. Buradan aşağı kadar, aşağıda bir dere var. Bakın, buralar düzgün. Üst kısmı, yol kısmı olan yer. Yaklaşık 3-4 dönüm. Burada alan düzgün. Burada her şey yapılabilir. Prefabrike, konteyner konabilir. Yazın, baharda buralar 10 numara güzel olur. Daha güzel olur. Çalılık var. Oraya kadar gidiyoruz. Gidelim biraz daha. Evet. Yol kısmı üst kısım oluyor. Evet. Bakın, gayet rahat. Aşağıda ağaçların yoğun olduğu kısım dere oluyor. Bu şekilde bu kısımlar düzgün. Şöyle bir gösterelim tarlamızı. Aracın durduğu yeri gösterelim. Güzel bir manzara. Harika bir yer. Doğanın içerisinde çok güzel bir tarla. Aşağıda dere var. Tabii bu dere yazın çok sıcaklarda belki kuruyabilir. Tabii onu bilemiyoruz. Ama şu an su var. Biraz daha yürüyelim. 20-30. Böyle güzel bir manzaraya hakim. Ortasında bir ağaç var. Şuradan da gösterebiliriz. Bakın, yaklaşalım biraz şöyle. Şöyle bir yakın çekim yapalım şu kısmı. Şuraları gösterelim, suyu. Evet, bakın. Dereden su akıyor. Evet. Evet, şöyle üst kısma çıkalım. Ha,
aracın durduğu yeri gösterelim. Bakın oradan indik. Yol boyu orası, yol boyu. O üst kısımda bir 3-4 dönümlük düzgün yer var. Sonra aşağı doğru %30 meyille buradan indik. Alt kısmı da dere. Dereye dayalı bir tarla. Tabii kış olduğu için ağaçlar yapraklarını dökmüş. Bakın bu alt kısmında da böyle. Bu kısımlar düzgün. Şu kısımlar meyilli arazi. Orada ufak ağaç var. Bakın sınır oraya kadar geliyor. Burada bitiyor. Dere kısmında bitiyor. Bakın yokuş çıktığım halde çıkabiliyorum rahat rahat. Öyle çok aşırı bir yokuş yok. %30 bu şekilde çıkılıyor. Hatta koşabiliyorum da. Bakın kameraman koşmasına gerek yok. Yani toprağı çok güzel. Kalın toprak. Yani taş falan yok. Ne ekersen olur burada. Cevizlik olur, meyvelik olur. Dediğim gibi yazları gelip bir hobi bahçesi olur. Bir konteyner, bir prefabrike yaparsınız buraya. 10 numara yazın gelseniz birkaç ay. Bir nefes alsanız, bir hava alsanız o bile yeter. Yit Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e ofisimize bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Kaya Emlak Şaban Kaya'yı takip etmeye devam edin diyorum.